Maliki'yi taklit eden Hanefi hanım ellerinin üstü açık olarak kıldığı namazları kaza mı etmesi gerekiyor? Ellerinin? Üstü, üzeri açık olarak kıldığı namazları kaza etmesi lazımmış. Olmamış yani. Valla Musa abi, şimdi zamanımız o kadar müştehit çıktı ki ben şaşırdım kaldım. Hangisinin işte adına tabi olacağız? Adamlar mezhepleri kaldırdılar ya. Birçok mezhep çıktı karşımıza. Ben kurayım da benimkine tabi olur. Bir tane adamım olsun. Hiç olmazsa. Allah Allah, nereden çıkardın bunu? Nasıl anladın bunu? Ve diyelim ki okudun, öyle anladın. Ya birisiyle istişare et ama böyle kendisi hoca hanım veyahut da hoca mevkiine koyduysa, insanlar da gelip buna bir iki soru sorduysa, ya Emel abiler buyurdukları açık açık çıkıyor ya. 3-5 kişi gelip de ceketinlik deyip buyurun efendim, ne buyurdunuz efendim dedi mi, onun gelince zıvanadan çıkar o kimse diye. Yani hele kadınsa bu. Hele kadınsa nefsi daha kuvvetli olduğu için, yani hanımlar alınmasın da Allah-u Teala yaratırken kadın kullarında nefsi erkeğe göre 10 şiddetten daha kuvvetli yaratmıştır. Dolayısıyla yani erkeğe göre daha çok aynı şekilde mesela kendini beğenmesi, güzel görmek için süslenmesi ve evinin içerisini süslemesi hep o Allah-u Teala'nın o dünyanın nizamı için gerekli buyuruluyor. Yani o şekilde onların öyle olması mükemmeldir diye sadde bir de anlatılıyor. Bunu hafife almak veyahut da kınamak veyahut da aşağılamak için kullanmıyoruz bu ifadeyi, haşa. Çünkü kadın kullarında, erkek kullarında Allah-u Teala yaratmıştır. Mesela evlenirken erkek de yarımdır, kadın da yarımdır. Birbirlerine aynı şekilde hakkı vazifelerini bilerek, yani törpülenerek ikisi de kemale gelir buyuruyor. Dikkat ederlerse. Şimdi kitaptan bir şey okumuşundur, bir şey anlamışındır, bir şey anlamışındır. Ya insaf ya, ben bunu böyle anladım. Ya siz nasıl anlıyorsunuz diye birisine bir sor, bir istişare et. Şimdi ben ilk duyduğumda burada ne demek istediler kavrayamadım. Ya şu zamanda gelmiş, aklımız kıt, anlayışımız da kıt. Tamam. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri Necip Fazıl Kısaküre'ye, istişare edecek kimse bulamazsan bir odun, bir taş neyse onun başına, işte cebinden takkeni çıkar, başına koy, onu insan yerine koy. Bak bugün ben işte böyle 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 yapacağım falan, yani nasıl yapmalıyım falan diye onunla konuş. Ya dedim, bu çok çarpıcı, uç bir misaldir. Bu büyüklerin vermiş olduğu misallere ben hayran kalıyorum. Zaten onların herhangi bir konuyu böyle özetlemeleri, veciz bir şekilde ifade etmeleri, insan okudukça seviyor, sonra aşk derecesine doğru çıkıyor. Hakikaten aşık oluyor. Dedim, bu zat boşuna buyurmadı bunu. Sonra o istişare konusunu kitaplarda böyle tarayarak okumaya başladım. Meğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emrediyor bunu. Şimdi yaratan yarattığını en iyi bilen. Niye emretmiştir? Bir iş yapmadan istişare et diye. Çünkü istişare nefsi kırar, biliyor musun? Hani Emel abinin anlattığı bir şey var. Biz de sık sık anlatıyoruz. Yaşlı bir adamcağız her gün namaza gidiyor. Mahallenin çocukları da orada, bir oyun alanı varmış, orada oynuyor. Adamcağız evden çıkınca zaten caminin minaresi görüyor. Bir sağdan bir soldan iki yerden de camiye ulaşılabiliyor. Ama her seferinde gider o çocuklara, evladım camiye nereden gidilir? Bu bir, iki, üç, beş deyince çocuklardan aklı başında birisi demişler, amca. Demiş ki, amca sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Aha demiş, minaresi görüyor. Sen de demiş her gün gidiyorsun. Bir gün değil, bir hafta değil. Beş vakit gidiyorsun. Beş vakit gidiyorsun. Aha oradan da gidiyor, oradan da gidiyor. Ne soruyorsun? Demiş, evlat ben biliyorum demiş. Oradan da gidildin, buradan da gidildin. Peki amca niye soruyorsun? Evin kapısına geldiğim zaman nefsim feryat ediyor. Torunun yaşındakilere gidip de camiye nereden gidilir diye sorma. Onları muhatap alma. Sen ki çok mübarek, büyük, her gün beş vakit namazını kılan, onlara akıl vermen gerekir. Niye onlardan akıl alıyorsun? Sırf nefsime muhalefet için bunu soruyorum diyor. Sırf nefsime muhalefet için. Emel abiler de kibirlik alameti aynı şekilde olarak bildirdikleri, mesela dua istememek. Kim oluyor da isteyeceğim? Soru sormamak. Bilmediğini sormamak. Bilmediğini sormamak. Ben her şeyi bilirim, niye sorayım ona? Bir de iyilik edene teşekkür etmemek. Bunlar kibirlik alametidir buyuruyor. Ne yaptı ki teşekkür edeceğiz? Yapacak tabii. Yapacak tabii. Mecbur tabii. Benim falan. Adama. Mecbur tabii. Fakat büyüklerin bu sözlerine ittiba ettiği zaman, hani bazıları efendim şimdi diyorlar ya, nasıl empati kuracak?
Ya arkadaşım sen İslamiyet'i öğrettikten sonra kimseyle empati falan kuramazsın. Sempati de kuramazsın, empati de kuramazsın. Neyse. Diyalog kuramazsın yani. Çünkü İslamiyet bildiriyor. Yemek, adam lokantada yemek yapıyor, parayla satıyor. Bu bile sevaptır diye yazıyor. Dolayısıyla senin zamanını zayi etmemiş, hazırlamış, parayla satıyor. Yedikten sonra, parasını verdikten sonra teşekkür et deniyor. Niye teşekkür edeceğim? Parasıyla yedim. Parasını yedim. Halbuki büyükler buyuruyor ki teşekkür et. Bak nasıl diyalog kurulur. Nasıl empati mi, sempati mi neyse işte o meydana gelir. Bir gün o zaman Fatih'te oturuyoruz. Dolmuşa bindim. Ondan sonra parasını verdim. Getirdi son durak. TGRT'nin hemen üstünde duraklardı. Evet. İndim. Dedim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Şoför şaşırdı. Yüzü değişti. Böyle dedi yani parasını verdin dedi. Yani dedi ben dedi az parasıyla şey, getirdim ben. Fazla mı verdin şey? Yok dedim. Evet parasını verdim ama ben hiçbir şey yapmadım. Oturdum. Allah razı olsun dedim. Sen sağ salim beni buraya kadar getirdin. Hedefime ulaştırdın. Onun için dedim teşekkür ederim. Rabbim razı olsun. Kazadan beladan muhafaza eylesin. Adamcağız Allah Allah dedi ya. Böyle insanlar da var mıymış ulan? Yani şimdi arabasında parayı unutup götürüp hemen ekranlara çıkıyor falan değil mi? Evet. Hemen haberlere geçiyor. İnsanlık ölmedi. İnsanlık ölmedi falan filan diye. Yani ahir zamandayız. Halbuki İslamiyet okunmuş olsa, kitaplar okunmuş olsa, kitaplar okunduğu zaman da tek başına okuyorsan yanlış anlama ihtimalin var. Ama mesela Allah rahmet eylesin Enver abiler 3-5 kişi bir araya gelerek okuyun. Niye? O zaman sohbet olur biliyor. Orada okuduğunu işte burada anlatılıyor ki diye sen onu anlatırken bir tanesi diyor ki ben oradan öyle anlamadım. Ha, bir dakika ne anladın sen oradan? Sen ne anladın? Müştereken ittifak edemediniz. O zaman der ki ya bu işte en çok meşgul olan kimse bir de ona soralım. Değil mi? Ona sorarsın. O zaman doğruyu bulursun. Yoksa öbür türlü mahcup olursun. Usta abi öbür türlü mahcup olursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Dolayısıyla şimdi mesela bu hanım hocada ellerin üstü örtülmezse namaz olmaz. Allah Allah. Söylediği söz çok tehlikeli ya. Şafii mezhebinde falan var mı öyle bir şey? Şimdi örtülmesini bildirenler olmuş ama tercih edilen kaviller var. Sen o tercih edilmeyen kavli yani dört mezhepte de namaz kılarken elin üzerinin açık olmasının herhangi bir mahsuru yok. Efendim örtülmesi gerekeni de bildiren olmuş mu? Olmuş. Ama tercih edilmemiş. Tercih edilmemiş. Dolayısıyla ama işte kitapta ben okudum o da var. Var da be arkadaşım önce haddini bil. Tercih edilmeyen kavli nakletmekle vazifeli misin? Tercih ehli misin sen? Ve tercih ehli misin? Kimsin yani? Ha, sen kimsin? Dolayısıyla mesela Saadet-i Ebediye'de ben dikkatle okuyorum falan. Mesela bazen buyuruluyor ki mesela böyle de denildi. O denildi demek böyle bir kabil de var. Ama tercih edilmemiş. Mesela ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri'nin tercihlerini almışlar. Mesela daha önceki zaman diliminde müştehit alimlerden bazılarının öyle iştihatlar var. Önceki kitaplarda bu zayıf kavil diye geçiyor. Ama o asrın müceddidi mesela Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri onu tercih etmişse artık o zayıf olmaktan çıkar. O günkü insanlar için o lazım. Ve Allah-u Teala bu müştehitleri laf olsun diye yaratmadı. Bizler için yarattı. Kur'an-ı Kerim Vadi Şerif'in hepsini taradı. Dolayısıyla cevap verilmeyen hiçbir şey yok. Ama her asırda gelen o müceddiler bakıyor. Ha önceki halinde bu zamanki insanlar için bu zatın iştihadı diyor. Onu alıyor. Hanefi mezhebin bu zatın iştihadı diyor. Dolayısıyla o zatın tercihi ne ise o. Bazen mesela ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını alırken dikkat ettiğim husus şeyde var. Uşur'da ve Kurban'da var. Kurban'da mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Anadolu'daki köyde yaşayanların hepsinin kurban kesmesi lazım. Çünkü bunların tarlaları var buyuruyor. Bu tarla isarsa borcunu da öder. Netice itibariyle kurbanın hesabına malik olur. Kurban kesmek vacip. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavli bu. İçtihadı bu. Fakat İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri de buyuruyorlar ki bu tarla bunun gelir vasıtası. Bu gelirin nisaba ulaşacak şekilde ise bu kimsenin kurban kesmesi lazım. Tarlayı nisaba dahil etmez buyuruyor. Şimdi orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bunun ikisi de aynı şekilde içtihattır.
Herkes kendi haline göre bunun birisini tercih eder. Ha, bize bırakılmış. Benim halim buna uygun, bunu yaparım. Günah işlemiyorum. Bunu yaparım, vacip sevabı alırım. Uşur'da da aynı şekilde. İmam Muhammed, İmam Hasan'ın aynı faziletleri az olsun çok olsun. Topraktan çıkan her şey. Kirazı da, şeftalisi de hepsi dahil. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri buyuruyorlar ki bir sene dayanıklı olması lazım. Kiraz dayanmaz, şeftali dayanmaz, üzüm dayanmaz. Beş vesk olmaz. Ve bir de nisap koymuş. Beş vesk, 1200 litre diyor. Dolayısıyla bir ton 200, şimdi küçük parçası var. Kendi yiyeceği kadar salatalık domates ekmiş mesela. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre bunlar kurtarıyor. Vermediği zaman. Vermediği zaman. Ve orada da o ifade geçiyor. Herkes haline göre bunlardan birisiyle amel eder. Bunlardan birisiyle amel eder. Efendim ben zorunu, eftalini amel etmek istiyorum. Hay hay, o da yazılmış. Paşa gönlüm bilir. Hatta namaz konusunda bile, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala namaz anlatırken işte farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, menduplarını anlatırken bir de her namazı bozmayı mübah kılan özürler diye bir küçük başlık atarak orada bazı maddeler var. O maddelerden bir tanesi. Mesela Hanefi mezhebindeyim. Ya herhangi bir şekilde taklit durumu söz konusu değil. Niyet ettim dedim. Akşam namazının farzını kılmaya ikamet getirdim. Allahu Ekber dedim. Birinci rekatı kıldım ama hatırıma şey geldi. Ya namazdan önce hanıma elim değmişti. Hanefi de bozmuyor. Hanefi de bozmuyor. Ama orada buyuruyor ki Şafii de bozuyor bu. Eğer sen eftalini istiyorsan, eftalini istiyorsan, git o zaman abdestini tazel. Bu namazı boz, git yeniden abdest al, namazını kıl. Yeniden kıl. Bu nedir? Hani bazı efendim bir işte bir abla var, çok takva. İşte bizim orada bir abi var, bir amca var, çok takva. Ya takva dedin yani şeriat bilgilerini biliyor ve bunu hayatını geçirmiş mi geçirmemiş mi? Huyunu değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Yoksa elinde tesbihle böyle la ilahe illallah la ilahe illallah. Rüyada gördüm göbeğine kadar uzun bir sakal vardı. Yok ya oğlum, bir alakası söz konusu değil. Söz konusu değil. Yani bu adamın hayatı, yaşayışı İmam-ı Rabbani Kudüs Hüseyin'in ifadesiyle sünnet-i seniye. Yani şeriata uygun mu değil mi? Yemede, içmede, giyinmede, oturmada, namazda, ibadetlerde hepsinde. Uygun mu değil mi? Uygun değil. Beş para etmez. Peki namazda takva, dört mezhebe uygun olarak da aynı şekilde gusül alırsın, abdest alırsın. Namazını da aynı şekilde tabii kendi mezhebine esas olmak üzere. Mesela diyelim ki Maliki ve Şafii'de abdesti bozan bir hal zuhur ettiği zaman kendine abdest alırsın. Ya, almak lazım mı? Ya lazım değil. Tamam mı? Lazım değil. Hani diyelim ki öbür işte namazını bozmak mecburiyetinde değil. Ama takva ehli geçiyor ya, mübarek takılıyor ya. Mübarek abla, mübarek efendi takılıyor ya. Madem ki mübarek ablasın, mübarek efendisin. O halde arkadaşım git yeniden abdest al gel. Ha, o zaman aynı şey. Bunu söylemene de gerek yok. Söylersen riya olur. Bu kendi halinde içinde kalacak. Yoksa başkalarına hava atıyorsan bak orası çok enteresan. Mustafa Bey, Allah rahmet eylesin, hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bu hizmetlere parmağıyla dokunanın karşılığını Allah Teala mutlak verir. Bunu biz yanlış anladık. Çok kimse yanlış anladı. Niye yanlış anladık? Şimdi biz parmağımızla dokununca cennette peygamber efendimize komşu olacağımızı zannettik. Öyle değil ya o. Kafirler de yardım ediyor. Bidat ehli de yardım ettiği oluyor. O kitap satışlarında ya bir Mao'cu bir komünist diyor ki tamam diyor kitaplar ben bekleyeyim sen diyor git aynı şekilde öbür kitaplar al gel diyor. Mao'cu. Allah Teala dilerse facirlerle de bu dini kuvvetlendirir mi? Kuvvetlendirir. Peki bu komünist masonu veyahut da aynı şekilde kitaplı kitapsız kafiri bu hizmetlere yardım ettiyse bir koliyi taşıyıverdiyse bunun karşılığını alır. Ya Allah Teala bunun önüne hidayeti sebep olacak şartlar çıkartır bunu reddederse o yaptığı yardımın karşılığını fazlasıyla dünyada verir ona. Sıhhat verir, evlat verir, mal verir, mülk verir. Karşılığını alır. Hatta buyuruyor ki iğne ucu kadar yaptığı iyiliklerin karşılığı kaldıysa Allah-u Teala o kimsenin ölümünü kolay eder. Ölümünü kolay eder. Dolayısıyla ama cennete gidemez. Ha cennete gidemez. Ahirette bir şey kalmaz. Ölüp de amel defteri çıkınca arkadaş sen karşılığını dünyada aldın deyiverler. Hiçbir şey yok. Caz çavlak kalırsın. Bizim dokunmamız da böyle o zaman. Ona dikkat etmemiz lazım. Emel abiler anlatırken buyuruyorlar ki çırpınıyorlardı. Arkadaşlar yani hizmet ederken işte çalıp çırpmak zengin olmak değil. Allah Teala zaten aynı şekilde rızkını gönderir. Niyetini düzeltin derdi.
niyetini düzeltirsin. Bir, dünyada rahat edersin. İki, ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Ebedi saadete kavuşursun. Yoksa öbür türlü Allah-u Teala dünyada veriş. Ana, tamam, abad olursun, çok zengin olursun. Karun gibi zengin olursun. Verir Cenab-ı Hak dünyada. Ahirette eli boş kalırsın. Ona dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak hepimizi sonuna hayır eylesin. Ha, peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Bir şey daha sormak istiyorum hocam. Kafama takıldı. Besmele şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya. Rahman ve Rahim. İkisi aynı kökten gelmiyor mu bunlar? Baktım. Şimdi. Evet. Aynı kökten geliyorlar. Fakat peki, anlamlar farklı olur. Ha, yani ben işte aynı kökten geliyorsa, aynı hemen hemen manaya geliyorsa, Bismillahirrahman desek de olur gibi bir şey geldi aklıma. Yok. Ne farkı var peki? Şimdi Arapça zengin bir dil. Bir misal vereyim daha iyi anlaşılması için. Mesela biz katip diyoruz, mektup diyoruz, değil mi? Mektep diyoruz. Mektep diyoruz. Bu ketebe fiilinden türemiştir. Kitap diyoruz. Ha, ketebe fiilinden türemiştir. Ketebe yazdı. Yektübü yazıyor. Üktüp, bak aynı kökten geliyor. Yaz, emir sigasıdır. Mektep, yazılan yer. Katip, yazan. Aynı kökten geldiği halde anlamları değişiyor. Rahman, Rahim de aynı kökten geldiği halde, mesela anlatmışlar, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır buyuruyor. Rahman sıfatıyla dünyada herkese muamele ediyor. Rahim sıfatıyla, şimdi belki tersi söyleyebilirim şimdi tam net değilim. Yok, doğru söylüyorum. Ahirette sadece iman olanlara. Sadece iman olanlara. Rahim sıfatı. Rahim sıfatı orada öyle tecelli edecek buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Besmele-i Şerif'te iki sıfatını da bildirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla başlıyorum. Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla her işe başlıyorum. Her ise Besmele ile başlamalı. Evet, her ise. Bunu bir daha şey yapabilir misiniz hocam? Rahman sıfatıyla bütün herkese mi? Herkese. Muamele edecek. Herkese. Mesela kafirlerin rızkını kesmiyor. Mesela ben zaman zaman yurt dışına gidiyorum. Bakıyorum orada da yağmur yağıyor. Güneş orada da var. Ay orada baktım da orada nimetler da var. Ha. Ağaçlar var. Topraklar var. Akarsular var. Meyveler var. Allah Teala'nın emrine uymuş mesela. Allah Teala iman etmediği halde çok güzel bir şekilde nizam vermiş, ekmiş, dikmiş, sulamış, şey yapmış. Allah Teala veriyor. Vermemesi gerekmiyor. Ama ahirette öyle değil. Hani birinci bölümde dedik ya Allah Teala'nın dinine hizmet etti, yardım etti. Ama öbür tarafını düşünmedi. Reddetti, inkar etti. Allah Teala buna rağmen benim dinime yardım etti diye dünyada karşını veriyor onun. Rahman sıfatıyla. Evet, veriyor. Rahman sıfatıyla veriyor. Ama Rahim sıfatıyla orada yok. Orada avcunun yanında. Bunu biraz da şunun için sordum hocam. Şimdi Besmele okullarda falan öğretiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şu işi başlarım. Yani ben herhangi bir mealden, tefsirden, şundan bundan okusaydım bu kadar. Ama bu kadar değilmiş yani. Değil. Bakın neler anlatıyor. Daha başka bir sürü şey anlatılıyor. Tabii. Sırf Besmele için yani. Onun için öyle öğrenilmez yani şeyden. Kur'an'dan öğrenilmez. Kur'an'dan öğrenilmez Kur'an'dan. Yani. Motomoto olmaz tercüme. Kur'an'dan din öğrenen neticede dinsiz olur. Yani şeyde o şimdiki o tercümelerden öğrenen neticede dinsiz olur. O Aziz Nesin de aynı şekilde öyle. Okudum diyor. Elmalı'nın kitabını okudum diyor. Böyle oldum diyor. Çok duydum ben öyle. Evet. Bir gün diyor tefsir okudum diyor. Ondan sonra adam hafızmış. Tabii. Elmalı'nın kitabını okuyor. Netice itibariyle tepetaklık oluyor. Çünkü okuduğu kitabın içindeki bilgiler doğru olsa bile yazan kimsenin kalbi bozuksa o bozuk düşünce buna akıyor. Elmalı cennetteyken Abdülhamid Han'a karşı gelenlerdendir. Onu tahttan indiren fetva eminini fetva ver diye zorlayanlardandır. Bunun karşılığını görmeyecek mi? Tabii görecek. Tabii görecek. Çünkü Abdülhamid Han cennetteyken Hazretleri hem Halife-i Müslümin hem de Evliya-i Sultan'dı. Dolayısıyla ona karşı gelen mutlaka cezasını, belasını bulur. Allah-u Teala acele etmez. Yarın toprağın altında göreceğiz. Efendim gelelim birinci bölümdeki ilk güne. Niye dedi birlik olamıyoruz? Niye olamıyoruz? Mesela Osmanlı döneminde çoğunluk itibariyle insanlar Allah-u Teala'nın dinini doğru öğrenmişler. Ehl-i sünnet itikadında ittifak etmişler. Ama sen işte Kur'an'dan öğren diyerek dört mezhebi 4000'e, 400.000'e, 4 milyona çıkarırsan ittifak diye bir şey kalmaz. İttifak diye bir şey kalmaz.
Kur'an'a göre, Kur'an'a göre. Hepsi Kur'an'a göre hareket ediyor ama hiçbirisinde İslamiyet'in özellikleri yok. Namaz yok, itikat bozulmuş. Ve başına gelen adam Yasir Arafat, komünisti zaten. Filistin'i bahsediyor mesela. Fransız uydusuydu, Fransız karısıyla da evliydi zaten. Fransızlar baktılar ki artık dirisi işe yaramıyor, hastalandı diye götürdü, orada geberttiler herifi. Şu andaki başbakan da zaten kimin piyonu olduğu belli. Ve siz belki bilemezsiniz de bizim üniversite yıllarımızda Türkiye'den giden komünistler Filistin'deki o El Fetih gerilla kamplarında eğitim görürdü. Ya orada ya da Suriye'deki Beka kampında görürdü. Yani durup dururken oralara bela gelmez. Allah-u Teala acele etmez. Efendim ben yaptım, unutverin. Yok öyle bir şey. Unutulmuyor. Kayda geçiyor. Bir gün sana iadeli taahhütlü geri döner. Onun için mesela sık sık kitaplarda dikkat ediyorum. Hep bahsedilmiş. Ayet-i Kerime'de geçiyor çünkü. Allah-u Teala acele etmez. İnsan acula tabiri geçiyor. Aceleci yaratılmıştır. Ben bir kötülük yaptım, ben belamı buldum. Bulamadım. O silindi gitti. Ben yenisini yapayım. Yok öyle bir şey. Her yenisini yaptığında kayda geçiyor. Bunu iadeli taahhütlü bir gün önüne koyacaklar. Sana gelecek bu. Bundan kaçamazsın. Mesela Anadolu coğrafyası olsun. Ondan sonra Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kavkaslar, Balkanlar. Ya Ehl-i Sünnet dikkatindeki sultanların hepsine itiraz ettiler, isyan ettiler. Dinden de yüzlerini çevirdiler. Nefislerine tabi oldular. Ondan sonra iyi kimseler gelsin, bunları idare etsin. Olmaz öyle şey. Amelleriniz amirlerinizdir buyuruyor. Amelleriniz amirlerinizdir. Durup dururken gelmez. Peki efendim işte yazık günah değil mi, çocuklar da var. Onları da katleden belasını bulacak. Hazırlıyor. O da belasını bulacak. Ve bunları yapmak suretiyle ona destek verenler de ona destek inişe geçecek ve yok olma noktasına gidecekler. Allah-u Teala belli şeyleri işte tesadüfün olmaz. Yok. Sen onu yapacaksın, ondan sonra yanına kar kalacak. Göreceğiz bakalım, kar mı kalacak, şey mi kalacak? Ömrümüz olur mu bilemem. Ama ben kesin inanıyorum ki İsrail'i de, Amerika'sı da, İngiliz'i de, onlar da aynı şekilde o güçler, müşter ellerinde kalmayacak. Uydu haline gelecekler. Ama efendim, yağması yok ya. Allah-u Teala sevgili peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın kurduğu devlet ayrıca yok oldu gitti. Onlar mı yok olup gitmeyecek? Amerika mı yok olmayacak? Yani bizden sonra gelecek nesiller görecekler. Amerika'da 40-50 tane aynı şekilde devletçik türüyecek. Yıkılacak onlar. İngilizler de adaya sıkışık Sovyetler olacaklar. Sovyetler Birliği nasıl yıkıldı? Tabii Sovyetler Birliği yıkıldı. Hatta o zaman ben öğretmendim. Bu bizim dış politika yazar vardı, Mustafa Necati Öz Faturan'ı. Ben Türkiye Gazetesi alırdım, götürdüm bazen öğretmen olsa. Orada bir felsefeci vardı falan, onu okumuş. İşte Mustafa Necati Öz Fatura şey diyordu. Yani 2005-2010 oralara falan kalmaz falan. Oralarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti devrimi gidiyor falan. Okumuş. Ütopya bunlar. Ütopya yani hayal diyor, tamam mı? Hayal. Vallahi Mustafa Bey zulmünü bir arttırdı. O zamanki komünist Rusya. Afganistan'a bir girdi. Bir hızlandı. 1985'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği dağıldı gitti. Bir şey kalmadı. 90'da yerinde yerler esiyordu. Yani onun için şimdi belki eceli yaklaştı. Uçak gemisiyle falan filan geliyor. Eceli yaklaştı, tepede kılık olup gidecek. Ya o dönemlerde aynı şekilde anlatılıyor. Bu hayal değil Mustafa Bey. Allah Teala dileyince yani komünistler o zaman işte oradaki mücahitler, Afganlı mücahitleri şey yapıyor ki neyine siz savaşıyorsunuz falan. Adam demiş ki biz taş atıyoruz. Ya demiş tank gidiyor demiş, attığınız taşla parçalanıyor. Nasıl oluyor? Göster bakalım demiş. Abi nasıl samimi aynı şekilde işte yerden bir taş öyle Bismillahirrahmanirrahim bir fırlatıyor. Tank güm diye patlıyor. Adamlar şaşırmışlar kalmışlar. Allah-u Teala dilerse külli şeyin kadirdir, nelere kadirdir. Hepsi olur mu? Hepsi olur tabii ki. Ebabil kuşlar. Ama Allah-u Teala sebeplere yapışmamızı emrediyor ve aslın silahı neyse onları da öğrenmemizi bildiriyor. Dolayısıyla dinden uzaklaşınca, Ehl-i Sünnet itikadından uzaklaşınca, mezhepsizlik ve habilik ve diğer sapık fırkalar yaygınlaşınca, Türkiye'mizde bile aynı şey gitti. Birlik ve beraberlik var mı? Yok. Nerede birleşeceğiz? Efendim o da olur. Mustafa Bey, zemzemle idrar birleşmez. Ehl-i Sünnet itikadı zemzemdir. Başka pislik kabul etmez. Mezhepsizin ve habisi efendim birleşmez.
Ehl-i Sünnet dikkatine dedelerimizin yolunda birleşmemiz gerekir. Bunu da temin eden, bunu da temin eden tam İlmi Has Saadeti Ebediye kitabı ve diğer aynı şekilde Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yazdığı kitaplardır. Bunlar okunduğu zaman hakikati öğrenilir. O zaman birlik ve beraberlik olur. Allah-u Teala da yardım eder. Yoksa yardım etmez. Efendim ezan okunurken Kur'an-ı Kerim okunur mu? Bugünküler zaten hoparlörlerden okunduğu için devam edersin. Efendim peki ezan duaları, yani sünnet seniyeye uygunsa kendi isteyeceğimiz şekilde o ezan dualarını okuyabilir miyiz? Evet, o ezan dualarını okuyabiliriz. Biliyorsak. Evet, biliyorsak. Bilmiyorsak bir şey tabii diyecek miyiz? Bilmiyorsak tekrar ederiz, başka bir şey değil. Sünnet seniyeye uygunsa. Evet, sünnet seniyeye uygunsa tabii ki. Efendim bir de son dinleyicimizin bir suali var. Dedi ki annenin sütü çok fazla. Bunu dedi hani başkasına da veremiyor. Çünkü Hanefi mezhebinde sağıp başka bir çocuk içmiş olsa süt çocuğu olacak o. Eğer yakınlarda böyle birisi var, o riski göze alırlarsa yani sütü ona verebilirler. Peki başka ne yapabilirler? Bu sütü mama yapıp kendi çocuğa gene yedirebilirler. Yani bir ihtiyacı olduğu zaman, süt emme durumu söz konusu olduğu zaman o şekilde de kullanabilirler. Başka türlü kullanmaları, başkasına vermeleri veya bu sütü satmaları uygun değil. Caiz değil. Dökülebilir mi? Eğer başka çare yoksa dökülebilir. O zaman dökülebilir. Başka bir çaresi yoksa dökülebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.